Akortuzlar'dan herkese selamlar. Bu hafta iki tane konuğum var. İkisi de çocukluk kahramanım. Biri kaptan Tamer Oyguç, hem FSP'sinin. Bizim için hala FSP'sen, hem de milli takımın kaptanı. Diğer konuğum da yıllardır metal müzik denilince Türkiye'de akla gelen isimlerden Tanju Can. Şimdi yan yana baktığımızda ne alaka diyebilirsiniz ama Tanju abinin şöyle bir de özelliği var. Yıllardır FSP'sen taraftarı, işler iyi giderken değil kötü giderken de Efes'in maçlarına gidiyordu o. Hem Tanju abi hem kaptan bir kitapta buluştu. Türkiye'nin gururu ilk kupa isimli bu kitapta. Bugün bunu konuşacağız, geçmişi konuşacağız, bugünü konuşacağız. Bakalım daha başka neler konuşacağız. Her şey birkaç sene önce bununla başladı aslında galiba abi. Ya evet. Mini fanzinle. Bu çok böyle aslında işte birkaç tane eski gazeteden toparlanmış ufak bir fanzin formunda bir şeydi. Ondan sonra öyle sadece bir akşam hatırlıyorum bu Koraç 20. yılında biz taraftarlar olarak çalıştığım barda toplanmıştık. Bunu da oradaki insanlara elden böyle dağıtmak için yapmıştık. 4 sayfalık böyle minik bir fanzin. Fakat bunun etrafında şey de oluştu yani. Ya ileride aslında çok daha ciddi bir kitap yapmak yani bir döküman yapmak. Yani bu aklımızda vardı. Ama tabii fikrin olgunlaşması, bir kadronun oluşması, ondan sonra o arşivi toparlamak bayağı bir zamanımızı aldı. Sonunda yani işte 5 sene önce temelini atmışız aslında küçük bir fanzinle. Sonunda da bunu başarabildik diyebilirim 5 sene sonra. Aynen. Elinize kolunuza sağlık. Biz bugün kitapla alakalı seni konuk aldık ama tek başına yapmadın diye biliyorum abi. Ufak da bir ekip. Hayır. Bizim bayağı 5 kişilik bir ekip. Yani ben sadece fikir babasıyım diyebilirim. Yani veya aynı zamanda arşivini ortaya koyan kişiyim. Fakat bizim ekipte şimdi başta ilk yazıları 10 sayfalık yazı yazan Togan Karataş var. Çok iyi bir hem üniversite hocası hem iyi bir yazardır. Ondan sonra reklamcı olan Çağlar arkadaşımız var. Tasarımcı olan Metin ve Gökhan arkadaşımız var. Yani 5 kişilik bir kadroyla çalıştık aylar boyunca bunun üzerinde. Ve yani sonunda hepimizin bayağı içine sinen bir şey oldu. Bugün tabii ki işte stüdyoya ben gelebildim. Benden önemlisi kaptan geldi aslında bakarsanız da. Şimdi nasıl söyleyeyim yani böyle bir 5 kişilik kadroyla yaptık ve gerçekten ciddi bir çalışma yaptık. Yani nostalji koyduk yani içine. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hakikaten inanılmaz bir döküman olmuş yani kitaptan ziyade. Tam bir arşiv niteliğinde. Evet. Yani aldığım günden beri elimden bırakamıyorum. Yani hakikaten okuyorum ve Instagram'da da paylaştım. Bütün millet adres yollamaya başladı. Kaptan biz de istiyoruz, biz de istiyoruz diye. Onun için de geçmişte bizimle beraber yaşayan gazeteciler, antrenörler, yani o ortamı yaşamış insanların hepsi acayip ilgi gösterdi bu kitaba. Baktığım zaman çoğu resimler bende bile yok. Yani hakikaten inanılmaz bir arşiv yapmışlar. Yok. Ki annem benim böyle bütün her şeyleri küçük keserdi gazetelerde. Ona rağmen bende olmayan fotoğrafların fazlası var burada. O yüzden inanılmaz bir şey olmuş. Bunu bir yerden daha anlayabiliriz. Tanju beni aradı, dedi ki ya kaptan işte Aydın abiye de yollamak istiyorum ben falan diye. Ondan sonra ben Aydın abinin adresini verdim. Tanju yolladı. Aydın abi çok nazik bir insandır, çok kibar bir insandır. Ve Tanju'yu arayıp teşekkür etmiş. Yani giden kargonun üzerindeki telefondan numarasını alıp Tanju'yu aramış. Teşekkür etmiş. Beni iki kere aradı. Dedi ki inanılmaz güzel bir şey olmuş bu. Herkesin eline sağlık dedi. İstanbul'a gelince hepsiyle tanışmak istiyorum dedi. Yani o Aydın abi kışları Antalya'da yaşıyor. Onun için dedi ki yani İstanbul'a geldiğimde hepsiyle tanışmak istiyorum dedi. Yani bu da Tanju'ların ne kadar doğru bir iş yaptığını gösteriyor. Tabii ki bunun yani arkasında da Aydın abinin mimarlığı var. Eskiden hani ben normalde işte senaryo yazılır, artistler ona göre oynar ya. Biz tam tersine oldu. Artistler oynadı, senaryo sonra yazıldı. Ya ben bu olayı aslında kendi açımdan da anlatayım. Şimdi iş yerindeyim. Ondan sonra 2 gün önce mi ne falan göndermişim kitabı böyle.
Ondan sonra oturuyorum böyle işte saat 12 gibi falan böyle bir yer var. Güneş acayip geliyor. Diyorum ki şimdi bir D vitamini yapayım falan işte böyle. Oturuyorum. Aa, telefonum çaldı. Bilmediğim bir numara. Ondan sonra açtım. Şimdi abi biz fanboyuz yani biz bu adamların falan böyle işte yaptığı şeylerle büyüdük. Yani işte hani şimdi tanıştığın zaman falan böyle bir çekiniyorsun her zaman. Yani çünkü gerçekten fansın. Şimdi telefonun karşısındaki ses şey dedi. İşte merhaba diyor, Tanju Can'la mı görüşüyorum? Buyurun benim falan ama sesi tanıyorum da ne olduğunu bilemiyorum tamam mı? Yani böyle, buyurun falan benim işte. Ondan sonra ben Aydın Oruz falan dedi. Abi böyle o esnada hani kakamı içeriye doğru yaptım böyle heyecandan. Ayağa kalktı böyle ilikleyecek düğme arıyorum tamam. Hocam buyurun falan böyle hani gel oyna falan desin çıkıp koşacağım nereye koşmam gerekiyorsa. Öyle yani heyecandan böyle bayağı bir şey olmuştum. Ondan sonra böyle teşekkür ediyor. Adam bize teşekkür ettikçe ben mahcup oluyorum işte böyle bir şey soruyor anlatıyorum falan. İşte şöyle oldu böyle oldu. Hemen tabii böyle kapattıktan sonra hemen bizimkilere falan böyle mesajlar hemen böyle tekstliyorum falan. Allah arkadaşlar. Allah ben de yaşadım diye. Abi evet ya direkt şey oldum yani hani gerçekten. Ki hani böyle çok kısa da olsa bir defa tanışma fırsatımız olmuştu işte merhaba hocam merhaba hocam ama bu başka bir şey yani işte orada bir emek vermişsin ama dediğim gibi kitabı biz aslında biz sadece parçaları bir araya toparladık yani bu kitabı biz yazmadık bu kitabı yani işte bu takım yazdı bu oyuncular yazdı antrenörler yazdı işte Efes Pilsen Spor Kulübü yazdı diyebiliriz yani biz sadece puzzle'ları toparlayıp ondan sonra buyurun 25 sene önce yani çeyrek asır önce bu vardı. Bugün bir bakın bakayım neymiş yani öyle bunu yaptık yani bütün espri bu. Sizin atalarınız bunlardı diye. Ha, aynen ya tabii bütün hikaye böyle yani başlıyor. Hakikaten çok güzel olmuş. Bir de yani Aydın abinin hakikaten öyle bir aurası vardır yani. Ben 20 sene önce basketbol oynadım işte. Hala Aydın abi gördüğüm zaman yani ben şunu yaşadıklarını birebir yaşıyorum ki hani her gün beraber olmama rağmen Aydın abiyle o süreçlerde inanılmaz bir insandır yani hakikaten şeydir yani hem korkutur hem sever hem muhabbetçidir hem şeydir espri yaptığını anlamazsın ciddi mi söylüyor diye böyle bir arada derede arafta kalırsın yani. Poker yapar. Korkutulanlarla ilgili bir hikaye var abi. Böyle Olympiakos maçı öncesi sigara içerken yakalamış seni. Kaç kere acaba? O anda ne hissettin abi? Sen de böyle Tanjar gibi içe doğru bir kaçırma olur mu? İçe kaçsa iyi. Şöyle, şimdi Aydın abi asla soyunma odasına gelmez. Yani maç biter, işte oyuncular gelirler, bandajlarını yaptırırlar, formalarını giyerler. Ondan sonra işte çorapları giyilir, şey olur, masajların olur falan filan. Sorar idareciyi yollar. Der ki hazırlar mı? Hazırlar deyince soyunma odasına gelir, konuşmayı yapar. O arada herkes oturmuş olur zaten. Olympiakos maçı, Abdi İpekçi 16 bin kişilik, 12.500 kişilik salon, 16 bin küsür kayıtlı seyirci var içeride. Her yerden insan kanıyor. Tabii o zaman saha içine de insan alınmıyor. Yani oturacak yer yok saha içinde. Ayakta almışlar insanları. Ya, o kadar kalabalık ki sana anlatamam. Yani burası bench, şurada adam duruyor. Kulağımda böyle adamın nefesi var. Yani o derece şey. Yani hani kafamıza vursa vurur yani seyirci. O derece. Ondan sonra işte böyle ışıklar yanıyor, sönüyor falan. Olympiakos ısınıyor falan. Ben de heyecanlandım tabii. O zamanlar sigara içiyorum. Duşların içine gittim orada sigara içiyorum falan böyle of falan maç ne olacak falan diye gidiyorum geliyorum yani hani binlerce maç oynasan da o heyecan bitmiyor asla. Sahne şey gibi. Aynen Yunan takımlarıyla Türk takımları arasındaki gerginlik de ya, çok yüksek. Bir de şöyle bir şey var Fasolas diye bir oyuncu var orada onun da şöyle bir esprisi var Fasolas 2.16 boyunda. Ondan sonra işte Leri'yle falan konuşurken Leri hep şey derdi böyle baba çok zor maç. Niye? Orada fasulyes var. Fasulyes. Bir de fasulyeyi çok seviyorum. Şimdi fasulyes adamı. Fasulyes. Neyse işte onu ne yapacağız ne edeceğiz falan diye düşünürken böyle sigara ağzında dönüyorum. Aydın abiyle böyle bir anda böyle kaldık şeyde. Ya ben duşların oradan çıkıyorum Aydın abi de gelmiş. Ya dediğim gibi hayatta gelmez yani oraya. Biz de orada rahat rahat içiyorum. Ne yaptı sigarayı aldı Allah belanı yapsın. Ağzından patlı gitme çakol. Abi dedim görmüyor musun ya 16 bin kişi var ortada. Yani heyecandan ölüyoruz bırak da içeyim falan. Öyle şey yani arada içiyor tabii burada sigara içiyoruz diye. Yani iyi bir şey yaptığımız anlamına gelmesin. Gençlere de örnek olmasın. Hakikaten sigarayı bıraktım. Hayatım çok daha rahata geldi. Daha düzenli yaşıyorum, ediyorum.
Bunu da antiparantez söyleyeyim. Evet, yani bir sigara. Kamu spotunu da verdik. Evet, şahsen ben de hiç başlamamış bir insan olarak. İçmiyorsun abi. Ama Naim Süleyman oğlu gençken de içiyormuş yani. Ben mecburen içiyordum çünkü babam tekelciydi abi. Sigara fabrikası içinde bir tane. Yani, sigara içiyordum ki normal. Evet, tütün kokusuyla büyüdüm. Abi şey mesela hani Koracı konuşuyoruz bu kitap. Yani onun etrafında olan bir tamamen, hikaye. Tamamen onunla alakalı. Evet. Türkiye'de hani Türkiye'nin hani takımlar seviyesinde kazanılan ilk kupa. Evet, ilk birincilik Avrupa'da. Sonrasında Galatasaray UEFA'yı aldı, Süper Kupa'yı aldı, Fenerbahçe basketbolda Euroleague'i kazandı, voleybolda da takımlar başarılı oldu. Voleybolda. Ama tek konuşulan yani asla eskimiyor. Sen bunu neye bağlıyorsun abi? Şöyle, şimdi ya hep böyle bir laf vardı Efes'in içinde, Efes Pilsen'in içinde Aydın Öztü, A, Ö, A, S diye. Yani Aydın Öztü'den önce, Aydın Öztü'den sonra diye. Hakikaten o bir milattır. Yani hem Efes Pilsen için bir milattır, hem Türk basketbolu için bir milattır. Yani biz daha önce işte hep şey vardı, işte Edirne'ye, Kapıkule'nin dışına çıkamıyoruz diye bir laf vardı. İşte ilk çıktığımızda elenir geri dönerdik bilmem ne. Yani ikinci turları gördüğümüz çok yoktu yani şey olarak. Birincisi ben Efes'e transfer olduğumda Aydın abiyle, rahmetli Aydın Örs'te, şey Aydan Sevuş'ta özür diliyorum. Aydan Sevuş'ta yaşadık bunu. İlk Koraç'ta ilk altıya kaldık. Aydan abi de şeyin Türkiye'nin en büyük antrenörüydü o zaman. Ondan sonra onunla beraber yaşadık. Daha sonra işte süreçler geçti falan. Aydın abi geldi şeye. Efes'in başına yani. O da altyapıdan kendi oyuncularıyla beraber çıktı. Yani işte Ufu olsun, Volkan olsun, işte şey Oktay, Mustafa Kemal Bitim gibi Alpay, Mirsat. Bütün oyuncular altyapıdan kendileriyle beraber geldiği için hepsinin değerlerini, oyun kalitelerini bilerek geldi. Orada bir tek transfer olarak ben vardım. Namoski büyük bir şanstı. Hakikaten bizim için. De Leri vardı. Leri ben eczacı başından beri oynuyordum onunla beraber. Zaten o hani takım arkadaşımız bir beraber çok iyi işler yapmıştık onunla da eczacıda. Şampiyon olduk 2 sene üst üste. Bir de Koraç senesi Murat Evliya oldu. Evet Koraç senesi de Murat Evliya aldı geldi. Bir nevi senin sayende aslında Murat Evliya ile kontrat imzalamışlar. Onun takıma giriş hikayesi var. Onu bir anlatır mısın abi? Şey... tam yazın transfer sezonu falan. Biz işte gittik imza yaptık. Çıkıyoruz böyle. Murat Evliyalı geliyor karşıdan. Kulağında küpe. Böyle ellerinde yüzükler. Böyle buralarda zincirler falan. Radikal yani. Atlet mi girmişti? Neydi böyle dövmeler falan böyle. Yırtık kot. Hayır, yok o zaman yırtık kot yoktu da böyle şey. Hani o yandan cepli kotlar var ya böyle bol falan. Onlardan girmiş böyle. Ama böyle her tarafında zincirler falan. Bileğinde böyle şeyler. Zincirler falan geldi. Mayrola. Ya dedi işte transfer görüşmesine geldim büyük ihtimal. Böyle mi imzalayacaksın dedim. Ne var dedi. Onu dedi bak bunlarla gelirse hayatta o imzayı atamazsın dedi. Bir çabuk çıkart onların hepsini dedim. Ondan sonra ya ciddi misin? Onu dedi bak şaşırdın galiba dedi. Yani hani yüzük bile takamazsın normalde. Aydın yani şeyde hani şey var böyle mit var işte yok pamukla tersinden bakıyormuş. O kadar değildi ama yani sakal tıraşına 2 günlük sakala bile laf söylerdi Aydın abi. Çok disiplinliydi o konularda. Kimsede de yoksa kal zaten o dönem yani. Ya olanlar bile şey böyle kazıyorduk yani işte laf söylemesin diye. Sonra hakikaten onları çıkarttı hepsini arabaya koydu. Sonra çıktı geldi. Yani ona rağmen dedi ki hala ya doğru söylüyor musun? İyi ki onlarla gitmemişim dedi. Öyle geldi yani şey olarak. Ki Evliya da yani benim daha önceden de milli takımlarda falan arkadaşım. O yüzden biliyorum yani onun marjinal tavrını bildiğim için şeyini hani çok o zaman da zamanın ötesinde yaşardı. O şey oldu herhalde. Onun için de böyle bir dönem oldu. Tabii zaman içerisinde yavaş yavaş işte küpe de taktı, bilmem ne yüzük de taktı ama böyle siyah çorabı. Siyah çorabı, ilk siyah çorabı giyer. Aydın abi de böyle yavaş yavaş alıştırarak şey yaptı, geçti yani geçiş yaptı. Aydın abi de böyle biraz şey oldu. Hani dövmeleri falan arttı işte ondan sonra. Normale döndük yani. Naci abi sen Bulgaristan göçmenisin ve Türkiye'ye geldiğinde bir kelime Türkçe bilmiyordun. Evet, aynen öyle. Ya. 1989'da işte o meşhur Turgut Özal göçünde geldik. Ya biz Bulgaristan'da biraz daha işte Varna diye bir şehirde oturuyorduk. Orada çok fazla Türk olmadığı için bütün sosyal ortamımız Bulgarların içindeydi. Yani çok az Türk arkadaşımız vardı ve
Hani böyle olunca çocukken hep Bulgarca konuştuk. Türkiye'ye geldiğimizde de Türkçeyi o sene öğrenmeye başladım yani. Ya bu dili bilmiyorsun, bu ülkeyi bilmiyorsun, hiçbir şeyi bilmiyorsun. Sıfırdan başlıyorsun yine bir hayata ve Efes Pilsen diye bir basketbol kulübü olduğundan haberdar oluyorsun. Zaman mı? Her yani. Şey sanki böyle yeni geldin birkaç sene sonra sen. Tabii yani şimdi şöyle oldu. İşte ben geldiğimde Davutpaşa Lisesi diye bir okula başladım işte. Kaydedildim. Yaz boyunca... Efes kulübünün hemen arkasındadır. Aslında yakındır yani. Yok Efes kulübü yok yok. Davutpaşa şeyde kalıyor. Cerrahpaşa Hastanesi'nin tam karşısında. Tam karşısında kalıyor. Ama Abdi İpekçi aslında yürüyerek uzak değil. Yani şimdi 92 bu Saporta senesi, şimdi Efes çıkıyor her maçta vuruyor kırıyor tamam, biz de TRT'den izliyoruz maçları işte okuldan arkadaşlarla. Okulda da ufak ufak oynuyoruz işte basketbol. Hani böyle gerekirse derslerden kaçıyoruz çünkü gündüz saati falan deniyor maçlar yani böyle gece saati de gidiyoruz izliyoruz ulan gene galip gene galip yani böyle bayağı bir şeyimiz oldu tamam. Birkaç tane maç izledikten sonra ben de arkadaşlarım, Fatih diye bir arkadaşım var, abi dedim. Nerede oynuyor bu takım ya? Aslında yakında oynuyor dedi. Hadi gidelim dedim işte. Bir gün maça gidelim işte Efes'in maçlarına. Öyle Fatih beni götürdü. İlk maçlarım öyle işte. Öyle izlemeye başladık. Bir de işte metalciyiz o yıllarda işte. Bakırköy tayfasına takılıyoruz. Orada da birkaç tane arkadaşım basketbol sevdalısı falan. Onları da işte böyle Abdi İpekçi'de denk geldim. Sonra da onlarla sürekli gitmeye başladık işte. Öyle 92-93 Saporta sezonu öyle gitmeye başladık yani deli gibi. Sen halen yani şimdi gerçi korona sebebiyle taraftarsız oynanıyor maçlar da hani Euroleague deplasmanlara da gidiyorsun. Gidiyoruz ya yani elimizden geldiğince yani bugüne kadar bütün Final Four'lara gittim bir kere. Hani neye gidemedim? Koraç'a gidemedim çünkü askerdeydim o sene. Onu işte askeriye de seyretmiştik hatırlıyorum 96 senesi. Ama onun dışında başka işte Maccabi şeyler, Zalgirisler, Olympiakoslar, Kızıl Yıldızlar bayağı bir deplasmana da gittik arkadaşlarımızla işte böyle taraftar olarak toplanıp öyle bir zevkimiz var. Şimdi insanlar bunu şey gibi algılıyor. Futboldaki işte takımlar alıyor da işte böyle taraftarlarını götürüyor. Öyle bir şey yok. Yani hepimiz biletlerimizi alıyoruz. Ondan sonra önden işte rezervasyonlarımızı yaptırıyoruz. Yani gücümüz neye yetiyorsa 5 kişi, 10 kişi ne yapıyorsak işte yılda seçiyoruz bir deplasman. Hem gidiyoruz onların tribünlerini görüyoruz. İşte hem takımımızı orada desteklemiş oluyoruz. Keyifli bir şey. Efes Fans değil mi sizin? Efes Fans. Onun Efes... adını analım buradan. Evet evet. Yani şimdi biz 2000 senesinde oluşturduk onu. Yani biz 2000'de ilk işte Final Four'a Efes kaldığında gittik Selanik'e. Tribünden sürekli işte görüştüğüm, işte denk geldiğim, merhabalaştığım Özden diye bir arkadaşım vardı. Özden'le orada çok muhabbet ettik. Yani ben de Bülent diye bir arkadaşımla gitmiştim. Ondan sonra hepimiz aynı oteldeyiz falan işte. Türkiye geldikten sonra bir sonraki sezon öyle bayağı bir sürekli aynı tribündeyiz. Dedik abi hani bir oluşum yapalım. Yani Türkiye'de hani futbol kökenli olmayan bir tane basketbol taraftar grubu olursun dedik. Öyle başladı işte. 2000-2001 sezonunda öyle Efes Fans koyduk adını işte. Yani onu ben koydum. Ondan sonra yakın çevremiz işte böyle sürekli o tribüne gelen arkadaşlar da o grubun bir parçası oldu. Yani hiçbir zaman çok kalabalık bir çekirdeğimiz olmadı. 10 kişi, 15 kişi diyelim ki. Ama bize eklenen insanlar bayağı oluyordu. Yani işte hani bir maç biz orada 10 kişiyiz çekirdek olarak ama etrafımızda da 100 kişi daha geliyor işte yani bize katılıyordu. Hani biz sadece yönlendirme yapıyoruz diyelim ki pankart hazırlıyoruz sürekli işte pankartlarımızı yapıyoruz. Ondan sonra öyle çok... Davullar. Davullar. Şimdi onu son birkaç senedir başladık yapmaya yani eskiden yoktu. Ya davul şeyden kaynaklanıyor. Yani şimdi basket maçında mantıklı bir şekilde, doğru bir şekilde davul çalmak aslında bayağı bir meziyet istiyor. Nasıl bir meziyet istiyor? Hem basketbolu çok iyi bilmelisin hem de müzikte anlıyor olmalısın. Bende ikisi de var. O yüzden o grubu ben yönlendiriyorum. Senin yani. Mikrofonun da olması lazım. Ben söyleyeyim yani bu arada death metal'de en brutal, en güçlü seslerden bir tanesi yani. Bu arada. Sağlam metalcidir, iyi bilir yani ya. Yani şey olur, bağırdım zaten bütün türbün illetebilir. Şey Mustafa'dan sana mikrofon versin. Mikrofon alalım sana. Vay ne bileyim ya. Milleti kaçırırız diye düşünüyorum o zaman yani. Ayko Cepkin'den daha kuvvetli değil mi senin sesin? Ya onların tarzı farklı ama yani brutal olarak daha iddialı olabiliriz tabii ki. Yani bir de çok daha eskiyiz tabii ki yani hani yaşımızdan dolayı. Öyle şeyler de var. Dediğim gibi işte hani davula dönecek olursak o işler şimdi hücum ritmi var,
işte sürekli birkaç tane tempo var falan. Hani Vikingler nasıl gemiyi falan yürütürken evet. böyle tempoları var. Bu işler de böyle. Yani işte 5 tane adamın eline böyle davul versen o öyle olmuyor yani. Onu söyleyeyim yani. O yüzden hani biz şey gibi değiliz. Hani böyle futbol taraftarları, şarkılar, türküler falan böyle işte o tarz değil. Yani biz bir tempo istiyoruz. Yani maçı oynandığı saniye, çünkü 24 saniyedir hücum. Orada işte 16 saniye boyunca o tempoyu tutarsın, son 8 saniyesinde hızlandırırsın ki takım şeyin farkında olsun. Bir moda girsin. Yok, sürenin bittiğinin farkında da olsun yani. Hani tabii ki herkes farkında yani sahada, ama sen de buna seyirciye de uyandırmış oluyorsun. Oynadığımız dönemde olsaydı 30 saniyede var ya eller gider. Ama yani gene 40 dakika ya. Şey, bizim zamanımızda yoktunuz. Keşke o zamanlar keşke, olsaydı. Ya keşke o zaman ya vardık. Vardık ama şey olarak vardık yani, kişisel olarak vardık. Şimdi, öyle bir organizasyon olarak yoktuk yani. Şimdi Efes fansı, ben tabii ki basketbol bıraktıktan sonra tanıştım hepsiyle. Tanju'nun Beyoğlu'nda bir yeri vardı. İşte, Rasputin'i çalıştırdığım yıllarda. Rasputin olduğu dönemlerde işte oraya çok yani gidip geldim şeylerle. Kaptanla işte tanışmamız zaten orada oldu işte yani. Orada oturduk, muhabbetler ettik. Acayip güzel patates kızartması vardı. Peynirli patates, Bulgar usulü. Acayip güzeldi onlar falan. Ondan sonra sonra aralarına girmeye başladım ben onlar işte. Onlarla maça gittim. Tribünde işte o fan gruplarının arasına girdim. Yani acayip enteresan insanlar var. Yani mesela Tanjuların bir grubu var, başka bir grup var. İşte o Aydınlar, evet, Aydınlar'ın evet. olduğu yani. İkisi de dişçi ama yani işlerini bırakıp maça giriyorlar falan. Evet. O geçen sene biz özellikle şeyde Kadıköy'de onların ofisleri. Ondan sonra orada buluşup mesela Marmaray'la maça gidip orada yürüyüp bağırarak maça gidip orada bağırarak geliyorduk yani şey hani Efes'e ulan kaptan olmuş idi, küs küsür kere belli olmuş, hep bağırarak gidiyor yani o başka bir duygu aslında yani hani orada Efes'te olmanın haricinde farklı bir duygu bu. Hep evet. onu söylüyorum şey. Temelinde yani. De basketbol sevmek var abi yani. Aynen. Sevmesek böyle gidermiş yani ki yani. Tuncay Bey'in oğlu İzzet var yani, küçüktü o biz zamanımızda yani hala çok da severim İzzet'i. Diyorum ki o bak, kulüp sizin değil, bu kulüp bizim kulübümüz. Yani biz bunu sahipleniyoruz yani. O yüzden işte, yani siz bunu ne bırakabilirsiniz, ne şey yapabilirsiniz. Yani hani boş veremezsiniz abi, bu bizim kulübümüz diyorum. O da yani hakikaten mutlu oluyor yani, abi buraya sahip çıktığınız için önemli bunlar diyor. Gerçi yani ters bir şekilde ayrıldım Efes'ten, hiç alakam olmadığı bir şekilde. Ama yine de hani onlar için ben Efes'e küsecek insan değilim. Yani her şey yaşanabilir, edebilir. Ama orası bizim için çok özeldir. Yani benim iki tane özelim vardır. Bir tanesi yetiştiğim Eczacıbaşı hayatımdaki çok önemli bir yere sahiptir. İkincisi de Efes Pilsen. Yani ben Efes Pilsen diyorum çünkü Efes Pilsen'de oynadım. Anadolu Efes'te hiç oynamadım. O yüzden ben Efes Pilsen'in oyuncusu. Tabii ki. Yani hepimiz hikayeyi zaten biliyoruz ne şekilde Anadolu Efes'e döndüğünü de. Neyse, oralara hiç yani girilecek durumu yok. Yani ben de katılıyorum abi yani hepsi. Yani Efes Pilsen deyip Anadolu Efes demen ne fark etti? Şunu söyleyeyim. Yani, şey değil yani. İnsanlar bu kulübün direği yani. Yani sonuçta evet ilk başta, ama şimdi kitapta da İnsanlar baktığı zaman, okuduğu zaman orada bir röportaj var işte Aydın Hoca'nın. Aydın Hoca da şunu söylüyor işte röportajda. İşte diyor ki Efes diyor Türkiye'deki basketbolu köylülükten şehirciliğe taşındı. Kentliğe taşıdı yani. Gerçekten bu çok doğru bir kavram ve bunun direği sizsiniz abi işte takım olarak, o zamanki takım. Şeyin muhabbetin başında şeyi sordun yani nasıl oldu bu diye. Şimdi hani İşte Fenerbahçe Euroleague'i kazandı, işte Galatasaray kazandı. Ama bu Koraç zaferi taze kaldı demiştik. Onun bambaşka olmasının sebebi şöyle. Türkiye'nin ilk defa yurt dışında oynayan ve başarılar kazanan bir takımıydı. Bizim mesela maçlara gelirken kapıda kuyruk olurdu, bilmem ne olurdu. Hem de ne kuyruk İçinde olurdu. İçinde Fenerbahçe tişörtlüsü, formalısı, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, işte Fenerbahçe'si, herkes oldu. Birleştiriciydi acayip. Çünkü Türkiye'nin takımıydık biz. Yani formalar üstü bir takımdı Efes Pilsen o zaman. Yani Fenerlisi de bizi tutuyordu, Galatasaraylısı da, Beşiktaşlısı da. Kendi takımları o mecralarda oynamadığı için o süreçlerde. Yani Fenerli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı yan yana Efes diye tezahürat ediyordu. Ve herkes bize sahip çıktı.
tüm Türkiye. Yani en üstteki insandan en alttaki insana kadar Türkiye şeyinde, yani konjonktüründeki herkes sahip çıktı bize. Bizim en büyük avantajımız oydu yani. Fenerlilerin de takımıydık, Galatasaraylıların da takımıydık, Beşiktaşlıların da takımıydık, Trabzonluların da takımıydık. Dolayısıyla evet yani o şeyi başarı herkesin başarısı oldu. O yüzden bu kupa hiçbir zaman unutulmadı. Yani işte Euroligi Galatasaraylılar bilmek istemez, hatırlamak istemez. Beşiktaşlılar hatırlamak istemez. İşte ne bileyim Koraç Kupası'nı kazandığını Beşiktaş'ın diğer kulüpler hatırlamak istemez ama Efes için öyle değil yani. Herkes hatırlıyor bunu. Herkes bu konuda bir fikri var. Herkes o maçı seyretmiş. Ondan sonra dolayısıyla şey yani herkes derken tabii bizim yaş grubundan bahsediyorum yani şey olarak. O açıdan hani o kupa hakikaten çok farklıdır ve akılda kalır. Yani 25 sene geçmiş üstünde işte bu 16 Mart'ta 25. senesi olacak. 13 Mart. Şey 13 Mart'ta 20. 16 Mart şeydi, Saporta finaliydi. Ha evet, anlamıştım. 13 Mart'ta 25. senesi olacak. Hala 25 sene geçmesine rağmen çeyrek asır abi. Konuşuluyorsa yani çeyrek asır. Yani o onun başarısıdır şey olarak. Kendi adıma da taraftar olarak ekleme yapacağım. Yani isminin Türkiye'nin gururu olması bu o dönem Türkiye'nin işte uluslararası arenada takımlar bazında aldığı ilk birincilik olduğu için yurt dışında Pride of Turkey diyorlar. Efes Pilsen'e. Türkiye'nin gururu. Yani bunu getiren ilk takım oradan geliyor. Ve işte mesela bir yıldız kullanılıyor ya orada. O Türkiye'nin kupa kazanmış ilk takımının yıldızı oluyor. Yani işte şey değil yani işte 5 tane yıldız, 5 tane şampiyonlar mı ne işte böyle futbolda var ya öyle hesaplar. Bu yıldızın özelliği de şey yani işte Türkiye'nin uluslararası arenada ilk kupa olması. Vallahi bu zaferin mimarlarından biri olan kaptana da teşekkür ediyorum. Bunu tekrar hatırlatan, arkadaşlarıyla beraber böyle bir kitaba imza atan Tanju Can'a da teşekkür ediyorum. Elinize kolunuza sağlık. Bu kitap sınırlı sayıda basıldı. Nasıl temin edeceklerini de belirtirsen abi toparlayalım. Yani bu konuda biz gerçekten böyle biraz underground bir iş yapıyoruz. İstiyoruz ki bu işin manyakları alsın. Yani böyle gerçekten seven, destekleyen böyle işte geçmişten bugüne bunu takip edenler alsın, çocuklarını göstersin etsin. O yüzden biz böyle çılgınca rakamlar da üretmedik bunu. Yani şimdi ilk baskımızı 200 yaptık. Bir baskı daha yapar mıyız onu da bilmiyorum. Bakalım zaman gösterir. Yani o yüzden... Zaten 5 tanesini verelim. 5 tanesini verelim. Abi 5 tane daha hemen. Diyeceğim ulaşma yani şeylerde, marketlerde herhangi bir yerde bulamazsınız bu kitabı. Marketlerde ve benzin istasyonlarında. Yokuz. Kesinlikle yokuz. Sadece Efes Fans, sonu Fans Z ile bitiyor. @gmail.com'a mail atarsanız bize işte ne şekilde kitabı size ulaştıracağımızı vesaire sorarsanız. Valla şöyle söyleyeyim o ben. Şekilde, yani bana hiç ulaşmadıysa 30 kişi falan ulaştı. Biz istiyoruz bu konuda. Abi şeyden, yönlendirme basit. Ben yani, Efes Fans'a aynen. Yani bana da yani. O şekilde oradan yazan. Evet. Yani gerçekten ilk günlerde böyle günde 2-3 defa şeye gittim yani. Kargoya gittim ki kitap göndereyim yani böyle yoğun bir istek oldu. Sonradan tabii ki şey düşüyor. Çok da duyurmadık yani şimdilik kitabı. Sadece birkaç tane post attık yani şeyde. İşte Tamer Kaptan paylaştı. Dün Naumovski işte elinde paylaşmış. Ne o şekilde. Mi? Evet o da dün akşam işte eline geçmiş işte kitap. O şekilde yani. Bana herkes soruyor yani. Evet, bana... Bu bir 30. 40. baskı yapar gibi. Aha ya. Ya şöyle bu İlk kitapta aslında Türkiye gururu şeklinde onu da söyleyeyim. İleri doğru yaptığımız bir plan var. İkinci kitabı biz Taçsız Krallar olarak yapmak istiyoruz. O da şu andaki son iki seneyi anlatan bir kitap olacak. Yani bunun gibi böyle biraz... Onu almam. O reklamını yapma alıyorum ha. Yapma. Abi olur mu yani ben sonuçta? Seni o kitaba sokmanın da bir yolunu bulacağız merak etme abi. Ya bu tam bir kitap da değil, bir fanzin de değil. Buna bookzin deniyor işte aslında bakarsanız yani işte. O mantıkla yaptık. Böyle bandrollü falan bir şey de değil yani. Ama tamamen bir taraftar grubunun bildiğim kadarıyla bir basketbol taraftar grubunun takımı için Türkiye'de yapmış olduğu ilk kitap, fanzin veya bookzin ne diyorsak. Bu bir ilk yani. O yüzden hani meraklı insanların
o günleri tekrar böyle 90'lara, çünkü bir şey vardır ya, böyle nostaljik bir özlem vardır ya, onu yaşamak isteyenlerin bu kitaptan zevk alacağından eminim. Yani biz de yaparken de çok zevk aldık. Esas zevklendiğimiz şey, hani bittikten sonra bununla ilgili insanların falan verdiği tepkilere çok mutlu olduk. Lan biz ne yapmışız falan olduk yani böyle. Gerçekten demek ki iyi iş çıkmış. Söylediğim yani gibi yani hakikaten benim de görmediğim fotoğraflar var. Evet yani. O yüzden çok keyifli yani. Dönemsel röportajlar falan her şey yani keyifli yani. Yani. Öyle. Vallahi elinize kolunuza sağlık. Çok sağ olun. Kitabı almak isteyenler de ellerini çabuk tutsun. Vallahi hızlı hızlı gidiyormuş madem. Yani. Arşivlerine katsınlar meraklıları. Sizlik çünkü ekmek. Yani onlar çok, çok mutlu edecek bir şey bu. Hani içinde kendim olduğum ve kapağında olduğum için asla asla söylemiyorum ama şey yani böyle bir kitabı Efes Pilsen kulübü yapmadı. Keşke yapsaydı yani keşke belki yani, belki ama biliyoruz işte şeylerden yani falan dolayı. 100. yıl basketbolun 100. yıl diye bir kitabı var ama yani o evet, çok geniş kapsamlı doğru, sadece doğru. Efes Pilsen'i anlatan bir şey değil ve o bu Koraç Kupası sürecini yani Aydın Öz ve bizim oynadığımız o jenerasyon bölümünü anlatan bir şey olmadığı için o genişini kapsıyor ama bu çok çok özel bir kitap, çok özel bir şey. O yüzden de herkesin, yani ben de birkaç kişiye İstanbul'un sporla ilgili birkaç kişiye bunu hediye ettim. İnanılmaz güzel tepkiler aldım. Çok da keyifle okuyoruz diyorlar. Elinize kolunuza sağlık. Eyvallah abi. İyi biz ki varsınız. İyi ki varsınız. Sen iyi ki varsın, sizin sayenizde bu işler çünkü. Duygusal anlarda bir sen de iyi ki varsın, bizi çıkarttın buraya.